Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere FX Ice markasının Nevada Green isimli lensin incelemesini yapacağım. Muhteşem bir lens arkadaşlar. Hemen videoya başlamadan önce söylemek istiyorum. 3 aylık olarak üretiyorlar. Böyle içinden küçük bir böyle bunun adı vardı, unuttum şimdi. Bunun içinden çıkıyor lensler arkadaşlar. Şişeyle çıkmıyor 3 aylık oldukları için. Çok tatlı böyle şıkır şıkır da kutusu olan bir marka FX Ice. 3 aylık lenslerde daha doğrusu öyle bir güzel küçük kutu yapmış. Şimdi lensle ilgili tabii ki detayları az sonra size farklı farklı açılardan çekeceğim. Çok çok yakından lensi çekeceğim. Gün ışığındayız şu anda zaten. Gün ışığında nasıl durduğunu size göstereceğim. Lensin rengi gerçekten tek kelimeyle muhteşem. Çok güzel bir yeşil lens, öyle söyleyebilirim. Çok yeşilci olmadığımı biliyorsunuz. Ama bunun içerisindeki yeşil tonlar çok güzel yapılmış. Zaten şimdi detay detay size başka açılardan da çekip yakın çekimde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar pencerenin önündeyim. İstanbul'da da inanılmaz bir sıcak var, güneş var. Hemen bu güneşi değerlendireyim dedim sizler için. Çok çok yakından lense baktığınız zaman da gün ışığında bu şekilde duruyor. Zaten şimdi en yakın çekimden size detay detay lensi anlatacağım. Gördüğünüz gibi lensin rengi çok ama çok güzel. Arkadaşlar bir de bu açıdan çekmek istedim sizlere. Güneş ışığının iki yandan geldiği güzel bir ortamdayım. Burada lensin rengini net görüyorsunuz. Tam bir yeşil ela tonlarında, hatta yeşil daha fazla. Ortadaki boşluktan da gördüğünüz gibi gözlerim çok tatlı gözüküyor. Yani öyle pörtlekte durmuyor. Gayet de orta boşluğunu da güzel yapmışlar. Bu lensi size yani şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu anda gözümde görmüş olduğunuz lens FX Ice markasına ait Nevada Green isimli lens. Şimdi lensin detaylarına geçtiğim zaman bu lens arkadaşlar çok şeffaf. Kabın içerisinde neredeyse hiç gözükmüyor. Çok ince bir lens. Gerçekten şeffaf lenslere benziyor. Onu söyleyebilirim. Yani yapısı çok ince ve yumuşacık bir lens. Şimdi lensin boyama tekniğine baktığınız zaman küçük ince ince çizgi çizgi bir insan gözünün iris tabakasının çizgi çizgi olanından yapmışlar. Şimdi bazı modellerde hani farklı insan gözü taklit ediyorlar. Burada daha böyle çizgisel olarak taklit etmişler. Bu da çok tatlı bir görüntü elde ediyor. Şimdi alttan gerçek gözümle birlikte renk alıyor arkadaşlar. O yüzden gerçek göz rengim lensin şeyini çok etkileyecektir, rengini. Eğer gözleriniz çok koyu kahverengi ise, siyah gibi ise çok yeşil duracaktır. Benim gibi ortadan biraz açık bir rengi varsa gözlerinizin, açık kahve ise daha ela yeşil duracaktır. Eğer gözleriniz normal bir kahve ise yeşilin elanın tonlarında duracaktır. Şimdi lensin yine o çizgilerinden bahsetmek istiyorum. Ben aynadan da bakıyorum. İçinde ela tonları, yeşil tonları, yani bayağı bir işlemeler var. Çok tasarım bir lens, onu söyleyebilirim. Hareli bir lens değil, gözlerinizi büyütmüyor. Olduğu gibi hani gözünüzün büyüklüğü neyse o şekilde gözüküyor gözleriniz. Ve çok doğal duruyor o yüzden. Bombeli bir lens asla değil, onu söyleyebilirim. Zaten ince bir yapısı olduğu için, yarıda şeffaf olduğu için bombeli durmuyor. Parlak, canlı bir lens ve çok şeffaf olmasına rağmen gözünüzü iyi kapatıyor. O da beni şaşırttı, öyle söyleyebilirim. Orta boşluğu hakkında şunu söyleyeceğim. Şu anda aynadan bakıyorum. Gerçekten kendi gözümle çok güzel bir birleşim sağlıyor. Çok geniş değil orta boşluğu. Aşırı dar da değil. Tam böyle görüş mesafenizi bozmayan, olması gerektiği gibi bir orta boşluğu var. Onu söyleyebilirim. Ama gerçekten hani baktığım zaman aynadan ışıktayken orta boşluktan böyle hani pörtlek, nasıl söyleyeyim, böyle garip durmuyor gözlerim. Gerçekten doğal duruyor, onu söyleyebilirim. Lensi çok ama çok beğendim. Ekstradan böyle size tavsiye edeceğim yeşil lenslerden biri. Kıyıda köşede kalmış gibi geldi bana bu Nevada serisi. Çünkü gerçekten çok farklı bir tasarımı var. Klasik lenslerle tasarım lensler arasında bir birleşim yapmışlar. O yüzden kesinlikle yeşil lens seviyorsanız ve doğal bir renk istiyorsanız, ela yeşil tonlarında ve haresiz bir lens istiyorsanız lütfen bu lensi deneyin. 3 aylık olarak satılıyor. Çok da rahat bu arada. Konfor olarak da şu anda gözlerimde hiçbir, hani bu kadar yüksek güneş ışığında bile gözlerimde kısılma, yanma, sulanma olmadı. Konforu da çok iyi arkadaşlar. Ben lensi çok beğendim. 10 üzerinden gerçekten 10 verebilirim yeşil renk için. Gerçekten çok güzel. O yüzden size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi sizler için biraz daha böyle ışığın loş olduğu bir ortamda çekmek istedim. Biraz daha pencereden uzaklaştım. O da ışığı gibi düşünün. Lensin dokusunu şu anda çok net görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir dokusu var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani insan gözüne çok ama çok benziyor. Çok güzel yapmışlar. İçindeki o çizgiler, geçişler, renk tonları. Yani tek kelimeyle harika olmuş. Öyle söyleyebilirim.
Ela yeşil tonlarında bir lens istiyorsanız kesinlikle bu lensi denemelisiniz arkadaşlar. Baksanıza çok güzel. Şimdi de sizler için tamamen loş ışığa geldim. Burada nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Çünkü göz bebeklerim tamamen büyüdü. Bakın alttan kahverengi gözüm hiç gözükmüyor. Artık tamamen göz bebeğim gözüküyor. Lens bu ortamda ela tonlarından yeşile doğru giden, kendinden de böyle bir haresi varmış gibi duruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oraları şeffaf olduğu için gerçek gözümün rengini alıyor. Biraz Pixie Green ya da Star Green lensinin tonları var içerisinde. Ama şöyle söyleyeyim, bunda hem görüş açınız çok rahat olması ve bir de içerisindeki o küçük çizgi tasarımlar benim daha çok hoşuma gitti. İçinde renk geçişleri var. Bu daha insani bir görüntü veriyor. Bu da çok ama çok güzel duruyor. Biraz lensin rengi Phuket Brown'a da benziyor. Phuket Brown'da daha böyle kahve ve ela varken bunda daha çok yeşil ağırlıklı diyebilirim.